şey daha durum. Hanımefendiler, beyefendiler. Evet, televizyonları başında bizleri izlemekte olan kıymetli izleyenler, muhterem misafirler, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Doğrusu sedaların bulunduğu bir ortamda böyle haddimizi aşarak hitapta bulunmak aslında suyu edeptir. Ama dersimizi hani onlarla beraber acaba ne kadarını anlamışız? Tekrar mesafesindeyim inşallah olsun. Yani ben özellikle bu tebliğimde medreselerde özgürlük diye, medresenin bir tarafta efendim kayıt özgürlüğü, bir tarafta efendim okuma özgürlüğü, bir taraftan efendim öğrenci seçme hakkı, bir taraftan hoca seçme hakkı. Yani gerçekten şu anda bir efendim eğitim kurumunda, bir üniversitede ders veren bir aciz kul olarak zaman zaman siz değerli hocalarımın da karşılaştığı bir takım problemler olur. Bizim Urfa'da Mahmut Katı diye bir hocamız var. Allah selamet versin. Şimdi derse girmiş, tıp fakültesine ders veriyor. Öğrenci biraz patavatsızlık yapmış. Bağışlayın, özür diliyorum. Çık dışarı demiş, çıkmıyorum demiş. Çık dışarı demiş, çıkmıyorum. Tamam o zaman ben çıkıyorum demiş. Çıkmış, gitmiş. Şimdi böyle bir eğitim ile karşı karşıyayız. Hocamızı seçme durumunda değiliz. Seçmeli derslerimiz bile, sayın dekanlarım burada, 3 tane ilahiyatın dekanı burada şu anda elhamdülillah. Hocalarımızın malumudur çoğu zaman, çok istisna olur çoğu zaman, seçmeli derslerimiz bile seçtirmeli olur. Yani biz diyoruz ki çocuklar, sizin seçmeli dersleriniz şunlardır, bunları seçeceksiniz. Ya seçmeliyse, yani biz seçecektik aslında, yok. Yani biz bunları size uygun gördük, bunlar sizin seçmeli dersleriniz. Ya hocam, yani ben şu anda dersim biraz böyle çok halet-i ruhiyen müsait değil. Öğleden sonra acaba gelsem derse, oğlum öğleden sonra benim falanca şubeye dersim var. Ben sana ders veriyorum ki. Ya çocuklar, ben akşam saat 8'den sonra size ders versem acaba olmaz mı? Vallahi hocam biz o zaman evdeyiz. Yani dikkat ederseniz, nereden bakarsanız bakın, eğitim her zaman bir takım efendim problemlerle karşı karşıya kalıyor. Ama medrese, çok değerli hocam, abim, büyüğüm, Profesör Doktor Halit Çek hocam medreselerin islahından bahsettiler. Eğer hoş görürlerse, affına sığınarak, hoşgörüsüne sığınarak şu tabiri kullanabilir miyiz diyecektim. Yani onun takdirine sunuyorum. Eğer uygun durulursa onu kullanalım. Medreselerin islahı kelimesinden ziyade, çünkü onlar çok güzel medreseyle ilgili bizlere malumat verdiler. İşte İbn Abbas'ın halkası şöyleydi, efendim diğer alimlerin halkaları böyleydi, şöyleydi. Acaba medreselerin aslına irca ettirilmesi, asıllarına dönüştürülmesi mi desek? Yani ıslah kelimesi yerine daha mı hoş olur? O zaman medrese ehlinin de daha çok hoşuna gider mi acaba? Hocanın çok hoşuna gider, öyle olsun. Öyle mi olsun hocam? Peki. Çok yani Seyyid-i Meleselah da buradayken, yani şimdi medreselerin ıslahı, yani çok perişansınız, bozuksunuz, mahvolmuşsunuz, biz sizi ıslah edeceğiz. İslah değil, siz çok büyüktünüz, çok çok değerliydiniz, çok çok kıymetliydiniz. Bir şeyler oldu da bazı şeyler ihmale geldi. Efendim asıllarımıza beraber rücu etsek, o eski asliyetimize dönsek, o eski haşmetimize kavuşsak acaba daha güzel olmaz mı? Diğer taraftan şimdi medreselerde aslında hani bizim şu anda yatay geçiş diye bir sistemimiz var, dikey geçiş diye bir sistemimiz var okullarımızda. İşte efendim kontenjanlar ilan edilecek. Mevcut bir efendim kontenjan varsa aynı sınıftan başka bir sınıfa öğrenci, notları da müsaitse sıralamaya konacak vesaire. Sıkıntı. Dikey geçişlerde aynı sıkıntılar. Bu yüzden medresede öğrencinin bir, kendi hocasını seçebilme hakkı olduğu gibi hocanın da öğrencisini seçme hakkı var. Yani belli bir süreden sonra hocası talebesine bakar. Kuremi şkerema hakutici ki koyetti bir nakine işlere başlı. Kendine başka bir yer arasan iyi olur der nezaketen. Aslında talebenin başka bir tarafa, yani ya efendim disiplin kurulunu toplayalım, şunu yapalım, bunu yapalım. Yani sen buraya uymuyorsun. Sen buraya efendim ayak uyduramıyorsun. Dolayısıyla sen başka bir seyde arasan iyi olur. Çünkü talebe de bunun efendim bu hakka sahip. Talebe de diyecek ki, vallahi çünkü talebeler malum
Sedaları hangi açıdan değerlendirdiler? İşte ders vukufiyeti, talebeye sahipliliği vesairesi, şusu busu. Hatta bazen öyle oluyor ki bazı mahallelerde bir kısım hocalarımız diyelim ki imamlıkla birlikte müderrislik yapıyor. Şayet köyün hizmetlerine çok fazla ağırlık verse talebelerin belki hizmetleri aksayabilir. Talebeleri tamamen kendine alansa köyün hizmetleri aksayabilir. Bazen bir kısım dönemlerde mesela Seyyid Ali ve Seyyid Abdülmecid'den biliyorum ben. Seyyid Ali Efendi ve kardeşi Seyyid Abdülmecid. İkisi Efendi'de imamlık ve müderrislik vazifesinde talepte bulunmuşlar. Demişler ki Seyyid Abdülmecid Seyyid Ali'ye diyor ki Keku te tebdisata hava meşgulukla. Sen kendi müderrisliğine bak. Ben de köyün imamlığına yaparım. İmamlığına bakarım. Köylüyle de şöyle anlaşmışlar. Ya siz bir imama ne kadar diyelim ki efendim katkı sağlıyorsunuz, ne kadar maaş veriyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz? İkimize bu yeter. Biz ikimiz yeter ki bir, hem talebenin hizmetleri aksamasın, ilim hizmeti aksamasın bir taraftan. Diğer taraftan da köyün hizmetleri de işte taziyesidir, ziyaretlidir, cemaatidir vesairesidir. Onlar da aksamasın. Güzel örnekler bunlar. Diğer taraftan bu iki hakla birlikte öğrenciyi seçme hakkı olduğu gibi hocanın da hocayı seçme hakkının yanı sıra aslında zaman özgürlüğünden bahsettik. Bu bir talebe, iki talebeyi beraber başlatıyorsunuz. Aynı sınıfa koyuyorsunuz. Birisi çok zeki, anlatılanı hemen kavrayabiliyor, hemen anlayabiliyor. Diğeri ise yani benim gibi lep dediğiniz zaman kabak çekirdeğini anlıyor. Şimdi böyle bir adamı birbirine mahkum etmek hakikaten çok büyük bir problem. Birisi efendim sıra kitaplarını işte 3 senede, 4 senede, 5 senede bitirebilir. Birisi 15 senede yine benim oğlum bina okur, döner döner gene okur. Şimdi döner döner gene okuyanla mahkum etmemiz o diğer zeki talebeyi hakikaten büyük bir haksızlık ve büyük bir işkence olur. Bu bakımdan bu özgürlüğün de olması medresenin önemli özgürlüklerinden bir tanesidir. Ders alma zamanı, ders verme zamanı bunun hoca ile talebenin kendi arasında ayarlayarak kararlaştırması da büyük bir özgürlük olarak. Hatta sıra kitaplarında bile hocalarım buradadırlar. Bazen tasarruf ya da ilave yani talebenin durumuna göre der ki bu talebe yani Sadrıla Gövre okuduktan sonra direkt camiye başlasın. Zaten çok fazla da bir gelecek vaat etmiyor. Diğerine diyecek ki hayır. Sadrıla Gövre'den sonra işte Suyuti'yi okuyacaksın, Netaycül Efkar'ı okuyacaksın, İmtihan Rezkâ'yı okuyacaksın, sonra Murla Camii'ye geçeceksin. Bu tasarruflar dahi yine seydaların talebeleriyle birlikte seçtikleri ayrı bir özgürlük ve ayrı bir güzellik. Arz ettiğim gibi şeyler de, yani tabii ki temel kitaplar, temel sıra kitapları elbette ihmal edilmez ama bu tür tasarruflar da yine medresenin güzel bir özgürlüğünü ortaya koyan önemli bir faktördür. Seçmeli dersler olarak işte efendim hocam ben bir taraftan biraz fıkıh, biraz hadis, biraz tecvid, biraz feraiz vesaire okumak istiyorum. Hayır şunu okuyamasın, hayır bunu okuyamasın. Yani tamamen özgür bir ortam içerisinde, özgürlük çerçevesinde bu hususlar tespit edilir. Benim medresede özellikle sizlerle paylaşmak istediğim ve günümüzün de önemli bir konusu olan ana dille eğitim meselesi medreselerimizin önemli bir hususiyetidir, önemli bir özelliğidir. Ana dille eğitim meselesi. Seydalarımız hatırlarlar, Seydal Melekali, Seydal Mesalah buradalar. Bazen bizim medreselere bir talebe gelir, Anadolu'dan gelmiş. Emir Bey, fakime itir katya. Şimdi kardeşim sen git önce Kürtçeyi öğren, ondan sonra medresemize gel. Denmez. Denir ki, vallahi kardeş baş göz üstüne geldin de, ben burada çok fazla yani Türkçe sana ders tedrisat yapma durumunda değilim ama Seydaye Merahne Birmaz, Seydaye Meresare Ekinci, Seydaye Merahne Çiçek. Bunlar Türkçe'de güzel ders verebilirler. Dolayısıyla o fakih Türk, o dışarıdan Anadolu'dan gelmiş olan kardeşimiz hem de gerçekten kendisine büyük de bir izzette, ikramda bulunulur, sahip çıkılır, sahiplenilir ve Fakih-i Türk'ün dersi Türkçe verilir. Yani kardeşim sen medresemize geldin, bizim burası Kürtçe eğitimdir. Türk, Arapça okuyoruz, Kürtçe'ye çeviriyoruz. Sen
Kürtçeyi öğrenmeden buraya gelemezsin denilmez. Ana dille eğitim hakkına saygı olarak mutlaka ve mutlaka kendisine saygı duyulur. Bu özgürlüğün, bu hakkın günümüzde de efendim insanlara tanınması temennisiyle bu noktayı da sizlerle paylaşmak istedim. Son olarak şunları söylemek istiyorum. Biz hocam haddim olmayarak bir iki cümleyle acizi, fakiri tanıtmaya çalışırken kadim medeniyetin eserlerini ihya gibi bir merakı var dedi. Ben hakikaten çok arzu ediyorum, istiyorum ki mesela bir yüksek lisans öğrencime dedim ki kardeşim sen Melayı Tori'yi, seninle beraber biz Melayı Cezeri'yi çalışalım. Melayı Cezeri'yi seden merak edeyim. Öyle bir güzel elhamdülillah beraber çalıştık ki Melayı Cezeri'nin hususiyeti, mahiyeti, dili, uslubu ama tabii kelam içindeki yeri, kelam ilimindeki yeri akaidi. Şu anda bir öğrencimle birlikte Sedai Hani'yi çalışıyoruz, Melahmed-i Hani'yi çalışıyoruz. Efendim Melek Halil'e Sehfe'yi çalışıyoruz. Gönül arzu eder ve inşallah hedefimiz de o ki, efendim işte Sedai Melek Halil'e Sehfe'yi çalışıyoruz, Sedai Melek Halil'i, Sedai Melek Sedai Ali'yi çalışıyoruz. Efendim Sedai Şefk Radine Batmani, Sedai Melek Sadra'yı Basiski, Sedai Melek Süleyman, efendim Sedai Melek Abdullah, Sedai Melek Sare, Sedai vesaire bütün sedalarımızı inşallah gerçekten muhterem misafirler bunların her birisi mesela yani haddim değil bunları değerlendirmek ama bir Molla Halide Serti bir Mevlana Celaleddin Rumi'den az değildir. Mevlana başımızın tacıdır, gözümüzün nurudur, saygı duyduğumuz bir şahsiyettir ama Sedai Melek Halide Serti ne ilim bakımından ne seviye bakımından ondan geri değildir. Fakat Mevlana'nın tabi sahipleri olduğu için, Mevlana'nın sahip çıkanı olduğu için Mevlana dünyaya tanıtılmış vaziyette. Hakkıdır, mübarektir, güzeldir. Ama şunu da mutlaka bilmekte fayda var ki biz Sedai Melek Halil-i Serti'ye sahiplenmedikçe, Sedali'ye sahiplenmedikçe, efendim Sedai Şifredi'ne sahiplenmedikçe, Sedai Melek Sadullah'ı dünyaya tanıtmadıkça vebal altındayız. Hepinize hürmet ve muhabbetlerimi arz ediyorum. Teşekkür ediyorum. Evet.